Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Bayağı bir soğuk Japonya gününden herkese merhabalar. Efendim, bugün yine sizlere müşterilerimizin araçlarını göstereceğim. Lakin onun öncesinde sistem nasıl işliyor vesaire bilmeyenler varsa halen introyu izlesinler, oradan devam edelim. Efendim, videoya geçmeden önce bazı güncellemeler ve hatırlatmalar var. Sizlere hemen onları yapayım. Depozito yatırmadan teklif veremiyorsunuz. Lütfen araç almayı düşünüyorsanız depozitonuzu yatırın. Merak etmeyin, depozitonuz istediğiniz zaman sizlere eksiksiz geriye iade. Lakin 6 ayı geçerse tabii ki PayPal belli bir kesinti yapıyor. Kesintinin bizle bir alakası yok. Ama 6 aya kadar depozitonuzu geriye isterseniz depozitonuz eksiksiz iade olunur. Daha uzun süre durmasını istiyorsunuz depozitonuzun, ama 6 ay dolmadan önce bir geriye alırsınız depozitonuzu. Sonra tekrar yatırabilirsiniz. Bu her zaman mümkün. Bir de depozitolara bir seçenek daha ekledik. Bu seçenekte 1,5 milyon yene kadar olan araçları 1000 euro depozito ile alabiliyorsunuz. 2,5 milyon yene kadar olan araçları da 2000 euro depozito. 2,5 milyon yenden yukarısı araçları da 2500 euro depozito ile alabilirsiniz. Lakin bizimle ilk defa alışveriş yapıyorsanız ve biz sizi tanımıyorsak, mesela ilk arabanız 40.000-50.000 euroluk bir araba olamaz. Olacaksa eğer 5.000 euro gibi bir depozito sizden rica ederiz. Onu bilginiz olsun. Lakin daha önceden bizden aldıysanız araç, ki müşterilerimiz o şekilde yapıyor, 7 milyon yenlik, 8 milyon yenlik de araba alan oldu tabii ki. Onunla bir problem yok. Yeter ki önce bir tanışalım, birbirimizi tanıyalım. Ödemeleriniz zamanında mı oluyor vesaire, onlara bir bakalım. Depozito iade konusunda sıkıntı etmeyin, merak etmeyin. Paranız bizde kalmaz. Kimsenin parasında gözümüz yok. Gönderdiğiniz depozitolar PayPal'da duruyor. Siz o parayı kullanın demedikçe biz o parayı kullanmıyoruz. Paranız iade isteyince de direkt refund yapıyoruz size. 24 saat içinde genelde refund yaparız. Her zaman durum müsait olmayabiliyor. Bazen 48 saat olur. Yani 3 günü bulmaz ama 2 gün içinde olur yani. İllaki olur. Bir de ilk defa araba alacak olanlar gümrük işlerini çok dert ediniyorlar, çok tasa ediniyorlar. Merak etmeyin efendim. Yani mesela Bremerhaven'e mi alacaksınız, Rotterdam'a mı alacaksınız, Le Havre'ye, Antwerp, neyse. Alacağınız limanda bizim daha önceden irtibata geçtiğimiz ve zaten o sizin alacağınız liman ilk olmayacak yani. Yani %99 ilk olmaz. O limanlarda acenteler var. O acenteler sizin gümrük işlemlerinizin hepsini yapıyor, size faturayı gönderiyor. Siz faturayı ödeyip aracınızı alıyorsunuz. Bu kadar. Bununla ilgili detaylı bilgiler, işte ne kadar tutar falan filan, web sitemizde var. Onlara gidip bakabilirsiniz. İsterseniz bu acenteler sizin arabanızı evinize kadar da getirir. Yol parasını verirseniz. Yol parasını verirseniz niye getirmesin, değil mi? Evet. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet efendim, günümüzün ilk arabası BMW M5 2006 model, 84.000 kilometrede Almanya'ya gidiyor. 13.400 euroya Japonya masraflarıyla beraber. Şöyle V10 motorumuzu da görelim bir. Tamponda ve çamurlukta hafiften göçük var. O yüzden diğer M5'lere göre biraz daha uyguna alındı. Tek görünen yeri burası. Şöyle bir devam edelim arkaya doğru. Evet. Arka tarafımızda bir sıkıntımız yok. Çok küçük çizikler var burada hafiften. Evet. Bu yan tarafta da bir şey görünmüyor. Çok küçük çizikler de burada var. Evet efendim, bunlar zaten raporunda. Aracın var. Müşterimiz bunları biliyor. Sadece öyle göstereyim dedim sizlere de. İçine girecek olursak, güzel bir sunroofumuz var yukarıda. Yine birkaç gün önce yağmur yağdığı için arabalar oldukça kirli gibi duruyor dışarıdan. Bilginiz olsun. Yağmurdan dolayı yani. Evet. Eski sahibi arabanın şöyle yapmış. Bu kahverengi, maun ya da işte vişne çürüğünün rengi ise aslında o renkten var. Koltuklar da o renk. Yalnız üzerine kılıf almış. Kılıf geçirmiş böyle. O kadar. Yani kombinasyonu seversiniz, sevmezsiniz bilemiyorum. Tavan güzel. Tavanda bir sarkıklık görünmüyor. Gayet iyi durumda. Evet.
Arabistan olarak 83.031 kilometrede. Motorumuz hemen çalıştı. Yalnız benzinimiz hiç yok. Range göstermiyor karşı tarafta. Head-up display var. Görüyorsunuz şurada. Mercedes'in hemen alt tarafında gösteriyor. Head-up display'de range göstermiyor bile. Burada da benzin çubuğu bayağı dipte. O yüzden stop edeceğim arabamızı. İçten görünümü bu şekilde. Sadece o sol tarafta bir sıkıntısı var diye. Şöyle raporunda da gördüğünüz gibi o taraf göçük şeklinde gösterilmiş. Evet, müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bence bu tarz küçücük dokunuşlar, sıkıntılar var diye araçlar en az 3-5 bin euro daha ucuza gidiyor. Mesela bunu emsaline göre en az 5 bin euro daha ucuza aldı. O yüzden bence bazen de böyle küçücük bir dokunuş ya da işte başkasının ya da Japonların sıkıntı gördüğü gibi şeylerin olması aslında avantaja dönüşebiliyor. Bilginiz olsun, öyle küçük dokunuşlu arabalarda alınabilir. Tabii bile isteye vermek lazım bunu. Rastgele değil de. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. M5 Almanya'ya gidiyor. İyi günlerde kullanın. Efendim şöyle arka tarafa da bakacak olursak. Üretilmiş en güçlü sedanlardan biri M5. Evet. Evet efendim, bir sonraki arabamız yine BMW M5. 2006 model. 57 bin kilometrede. Bunun az önceki gibi o sol ön tarafta bir sıkıntısı yok. O yüzden fiyatı da ona göre 18.500 euroya gidiyor Hollanda'ya. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Şöyle bir kaputumuzu kaldıralım. Evet, motorumuz burada. Canavar gibi duruyor. Lastiklerimiz falan fena değil. Buradan iyi duruyorlar. Bridgestone lastikler var üzerinde. Bunu çeken arkadaşımız bayağı bir yakın çekmiş buraya. O kapıyı açıp içine girebileceğimi oradan sanmıyorum. Ama içini tabii ki size şu şekilde gösterelim. Evet, ben buradan sığmam arkadaşlar içeriye. O yüzden şöyle güzel bir bakalım içine. Şuradan bagaja ulaşamıyoruz ama şuradan açabilir miyiz bagajı? Evet. Bagajı buradan açtık. Bagajın temizliği de oldukça iyi durumda. Güzel durumda. İlk yardım çantamıza bakalım. İçi dolu mu? Boş mu? Boşaltmışlar mı? Evet. İçi ilk günkü gibi dolu. Hiçbir şey eksik görünmüyor buradan bakınca. Değil mi? Japonlar ya bagajı hiç açmıyor ya kullanmıyor. Genelde çok aşırı temiz oluyor bagajlar. Bagajlar ayrı bir temiz gibi geliyor bana hep. Evet. Şuradan anahtarı içe bastırıp kilometremizi görecek olursak 56.513 kilometrede. İçindeki ahşaplar vesaire, bu plastikler hiç neredeyse kullanılmışlık emaresi yok. Çok çok temiz durumda. Bayağı temiz durumda maşallah. Şöyle kapı içlerine falan da bakacak olursak. Koltuklara. Yani içi muhteşem temizlikte diyebiliriz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Bu aracımız Hollanda'ya gidiyor. Evet, sıradaki aracımız en sevilen Mercedes'lerden bir tanesi. CL63 AMG 2007 model, 97 bin kilometrede. Hollanda'ya gidiyor. Japonya masraflarıyla beraber 14.700 euroya. Şöyle bakın. Evet, S63'ten geriye kalır yanı yok. Oldukça güzel. Yani şu kadar büyük cam olup da bunun böyle bundan beraber aşağı iniyor olması enteresan ya. Dehşet. Evet. İç temizliğine gelecek olursak temiz duruyor.
Gayet güzel duruyor. Kapı içleri falan oldukça güzel. Tuşlar güzel. Böyle çok bir yıpranma falan görünmüyor, sezemiyorum. Kilometresi tam olarak 96.219 kilometrede. Şöyle. Evet. Arkasının genişliği de fena değil. Şu VIN number'ı okumak için koltuğu ileriye getirmişler. Elektrikli zımbırtısı öbür tarafta olduğu için şu an şey yapamıyorum ama şuradan Allah. Akümüz var mıdır? Biraz. Evet. Şöyle bakalım. Çalışacak mı? Ay, bismillah. Çok dehşet bir ses çıktı arkadaşlar. Şu 63 serisinin de cold startı çok güzel oluyor be. Hakikaten. Ama bu araba da maşallah Nuh'un gemisi kadar var. Bayağı büyük. Evet, benzinimiz birazcık var görünüyor gördüğünüz gibi. O yüzden araba azıcık çalışsın ve şu dilini en azından Japonca'dan çıkartalım. Çıkarttık. Evet, geri tuşumuz neredeyim? Buradaymış. Evet, interior lighting delay 15 saniye falan diyor. Ne güzel ya. Bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsun. Sahibine hayırlı uğurlu olsun şimdiden. İyi günlerde kullanın. Güle güle kullanın. CL63. AMG'niz efendim. En sevdiğim Mercedes'lerden biri. Ben de bunu hep Mercedes'lere söylüyorum ama. Çok da yok aslında en sevdiğim Mercedes tipi ya. Dur, kağıdımı unuttum içeride. Yani ben C63 AMG 507. CLS63. Bir de CL63. Bunları severim. E63'ü falan da severim ama. Ben Mercedes seviyorsam demek ki genel olarak. Niye almıyorum diyeceğiniz şimdi. Bu arabalar neden ucuz sanıyorsunuz burada? Ondan almıyorum. Yani Japonya'da bunların bakımı masraflı. Yani bir Almanya'daki gibi, Avrupa'daki gibi değil. Yani servise götürüp yağ değiştirmek mesela GTR 35'in iki katı. Düşünün yani. Yağ değiştireceksin alt üstü. Neden? Çünkü Mercedes servisine gittin. O yüzden maintenance'ı çok pahalı olduğu için arabanın kendisi ucuz Japonya'da tutulmuyor. O yüzden siz alabiliyorsunuz bu arabaları Avrupa'ya. Asıl mantık bu yani. Bakımı pahalı olduğu için araba ucuz. Genelde böyledir. Bakımı ucuz olsaydı arabanın kendisi çok pahalı olacaktı. O zaman alamayacaktınız. Evet. Evet efendim, diğer yardımımız artık dolu olduğundan burada başka bir yardtayız. Aracımız CL63 AMG 2008 model, 66.000 kilometrede, 20.000 euro toplam masrafıyla beraber, toplam derken Japonya artı araba artı Japonya'daki masrafları, Norveç'e gidiyor. Müşterimize hayırlı olsun efendim. Şöyle hemen içine bir bakalım. Dışarısı gördüğünüz gibi yağmur dolayısıyla kirli ama içi oldukça temiz. Muhteşem temizlikte hatta. Şöyle bakacak olursak durumu harika. Evet efendim, Norveç'e gidiyor. Norveç maşallah geçenki duyurumuzdan sonra da alımlar başladı Norveç'ten. Efendim siz de Norveç'teyseniz bekleriz. Kilometremize tekrar bir bakalım. Bir dakika çalıştıralım, ondan sonra bakalım. Sesimiz çok güzel. Şuradan hemen dilimizi de değiştirelim. Evet, dilimizi değiştirdik. Şey oldukça az diyor şu an. Benzin oldukça az diyor. Kapıyı örtünce, arkamda kapı açık şu an. Kapıyı örtünce büyük ihtimalle kilometreyi gösterecek ama şöyle hesap edelim, kilometreyi gösterir. Evet, 65.743 kilometrede. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim. İyi günlerde olasın Norveç'te. CL63'ün müşterimiz. Maşallah. Evet efendim, bir sonraki aracımız CLS63 AMG performans modeli. 2011 model, 71.000 kilometrede, Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafı dahil 25.700 euro. Şöyle siyah, kara yılan, kara mamba,
Artık ne diyorsanız fizik o biçim. Evet. Jantlar, lastikler gayet güzel. Yok ama lastikler var üzerinde. Evet. Hayt. Motorumuz dehşet durur. Çift turbo. V8. Kaputun altı oldukça temiz. Strat kafaları falan muhteşem temizlikte. Evet. Şöyle bir sesini dinlemeyelim mi? Evet. Kilometremizi tam olarak bakacak olursak 70.869 kilometrede. Orası parlıyor biraz ama şöyle yaklaştırayım. Evet. Sesimiz muhteşem. Benzinimiz yok denecek kadar yok. O zaman yok diyelim. Hemen şuradan dilimizi de İngilizce çevirmiş olduk. Bakalım. Evet, fuel level low diyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Fransa'ya gidiyor. CLS63 AMG'miz. Bagajımıza da bir bakalım. Evet. Yine temizlik o biçim. Temizlikte. Şöyle altında gösterecek olursak maşallah var. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun efendim. CLS63 AMG performans modeli. Efendim sıradaki aracımız da Mercedes CLS350 AMG Sport Blue Efficiency. 2012 model, 76.000 kilometrede. Japonya masrafıyla beraber Almanya'ya 15.600 euroya gidiyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Şöyle bir kaputumuzu kaldırıp V6 motorumuza bir bakalım. Evet. Modeli yeni. 2012 model. Kilometresi de orta şeker. 70.000'lerde. Fiyatı da orta şeker. Evet. İç tarafına bakacak olursak koltuklarımız iyi durumda. Tavan iyi durumda. Kapı içleri gayet iyi durumda. Bir de şoför tarafından içeriye girelim. Evet, 75.074 kilometrede aracımız. Evet. Benzinimiz biraz var. Command online sistemi. Ayarlar, dil, İngilizce. Bunu da İngilizce yaptık. Müşterimize hayırlı olsun efendim. CLS 350 AMG Sport'u. İç temizliği oldukça iyi durumda. Yani bayağı güzel durumda. Direksiyonu vesaire de gayet güzel. Kapı içleri de oldukça iyi. Müşterimize hayırlı olsun tekrar. Evet efendim, sıradaki aracımız Mercedes 550 Avantgarde. 2011 model, 60.000 kilometrede Norveç'e gidiyor. 10.400 euroya. Şöyle V8 motorumuza bir bakalım önce. İç taraf bu şekilde arkadaşlar. Kaportada bir şey görünmüyor. Gördüğünüz gibi bu süzgeçten de ama yansıtıcından da anlayacağınız üzere yansıtıcılar varsa yanlarda dışarıdan anlayabilirsiniz ki araba Amerikan pazarı için yapılmış Mercedes'lerdendir. Japonya'ya getirilmiş. Şimdi biz de buradan Norveç'e gönderiyoruz. Araba tam bir dünya turunu tamamlamış olur. Evet. Ama korkmayın. Japonlar kullandığı için pis bakmazlar arabalara genel olarak. O yüzden sıkıntı yok. Kapıyı şöyle tutalım. Yandaki arabayı vurmadan. Evet.
tavanımız oldukça iyi, koltuklarımız temiz, güzel, içerisi güzel. Hemen bir de şoför tarafından gelip bir bakalım efendim. Kilometremiz 59.000 küsür kilometrede. Şöyle arabamızı çalıştırdık. Evet, anahtarın pili az durumdaymış. Onu söylüyor. Evet, arabanın tablosu MPH olduğu halde, yani miles per hour olarak gösterildiği halde, yukarıda görüyorsunuz ayarlaması kilometre şeklinde ayarlanmış durumda ve kilometre olarak gösteriyor. Yani şu an araba gerçekten 59.000 kilometrede. Mile çevirirseniz bunu herhalde 38-40 falan yapıyor olabilir. 38-40 bin milde. Ama göstergesi MPH şeklinde gösteriyor. Hayırlı olsun efendim. İyi günlerde kullanın Mercedes 550 Avant Garden'ınızı. Evet efendim, bugünkü videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Evet, siz de eğer Japonya'dan araba almak isterseniz ve Avrupa'da yaşıyorsanız ya da dışarıdan araba getirilebilen ülkelerde yaşıyorsanız, sitemizden depozito yatırıp istediğiniz arabaya teklif verebilirsiniz. Arabanızı burada alınca da biz diğer işlemlerini halledip arabanızı size paketleriz. Eğer araba almaktan vazgeçerseniz depozito yatırdıktan sonra depozitonuzu geriye alabilirsiniz. Kayıpsız şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.